Merhaba arkadaşlar. Bugün yine beraberiz. Bir deplasman Karagümrük Beşiktaş maçının ardından analizlerimiz, yorumlarımız olacak. Yorumlara ve analizlere başlarken hani bizim sokak arasında veya arkadaşlar çevresinde deriz ya 1-0 olsun bizim olsun. Böyle bir maç oldu. Yalnız yani vasat bir maç. Çok vasat bir maç ve ben zevk almadım. Bir işte ikinci yarının son 10 dakikası bile biraz işte maç heyecanlı oldu. Bu anda burada da bir kedimiz var. Kedimiz ara sıra geliyor böyle. Ondan sonra işte nerede kalmıştık? İkinci yarı. İkinci yarının sonlarına doğru bir 10 dakika biraz maçtan zevk almaya başladık. Şimdi pozisyonlara baktığımız zaman pozisyonlarda mesela 6. dakikada şöyle bir notlarımın arasına baktığım zaman Muleka ile girilen bir pozisyon var. Kedimiz yaramazlık yapıyor. Kusura bakmayın. 6. dakikada Muleka ile bir pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Sonrasında Karagümrük ilk 20 dakikada iki takım da vasat futbol sergiledi ama Karagümrük'ün 17. dakikada bir şeyi var. İlk defa kaleye bir şut attı. 20. dakikaya kadar yani iki takım da bildiğin aynı mahalle maçı gibi bir maç oldu. 20. dakikadan sonra biraz hareketlendi. Vasat futbol diyorum ama çok enteresan maçı seyrettiğimde seyrettik zaten. Herkes eğer seyredenler varsa da zaten görecek. Vasat bir futbol ama Beşiktaş'ın penaltıyı da sayarsak tam 9 tane nesi var? Gol pozisyonu var. Birebir kalmış. Gol pozisyonu var. Düşünsenize 96 dakika maç bu arada 96 artı 1'de falan bitti. 96 dakika 10 tane gol pozisyonuna giriyorsunuz. Bir tane penaltı kaçırıyorsunuz ve 1-0 yeniyorsunuz. Yani çok ilginç bir maç. İkinci yarıda Radic ile Semih'in girmesiyle birlikte Beşiktaş sol tarafı gerçekten iyi kullanmaya başladı. İkinci yarı maç biraz daha güzelleşmeye başladı ama yine bir vasatın ötesine geçilemedi. Artı notlarımın arasına baktığım zaman notlarımın arasında Semih ile gol pozisyonu var 82'de ve direkten dönen top var, kafa vuruşu Abubakar'ın, Semih'in. 85'e gelince de yine takımımızın en iyilerinden Gedson Fernandez yine sahaya çıktı. Bu maçta da Gedson Fernandez yine kalitesini, yine becerisini konuşturdu. Ve sonuçta maçı 1-0 kazanmasını başardık. 3 puanla başlamamız iyi olacaktı. 3 puanla da başladık. Ama vasatın ötesine geçemedi. Daha önceki yorumlarımda bahsetmiş olduğumuz üzere Beşiktaş'ın hazır olduğunu söylemiştik. Gerçekten hazır. Ama lig maçı, tabii ilk maç biraz daha bu bakımdan işte futbolcular biraz daha birbirlerini tanıma süreci. 3 tane 4 tane çünkü yeni transferle oynadık bu akşam. Ama ileriki zamanlara doğru Beşiktaş'ımız kendisini toparlar. Birinci, ikinci hafta daha değişik, daha güzel, daha baskılı olur. Zaten maç ilk başladığı zaman ilk 10 dakikada seyredenler de zaten görecektir. Rakip sahasında, rakip yarı alanda baskılı bir futbol oynamaya çalıştık. Ama tabii sonrasında performans düşüklüğü falan filan. Her neyse sağlık olsun. 1-0 oldu, bizim oldu. 3 puan Beşiktaş camiasına. Hayırlı olsun. Herkese like yapmayı bekliyorum herkesin. Ve bizi seyredin. Sezon bitimine kadar sizle beraberiz. Kendinize iyi bakın.